Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Hazım Kulak Anadolu Lisesi projesi kapsamında Haydi Konuş Bakalım adlı münazara yarışması çeyrek final birinci tur elemeleri yapıldı. Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Haydi Konuş Bakalım çeyrek final birinci tur elemelerinde ilk olarak Yunus Emre Anadolu Fen Lisesi ile Kamber Demir Anadolu Lisesi öğrencileri nükleer enerji santrali kurulmalı ve kurulmamalı konusunda enerji santralinin olumlu olumsuz yönlerini tartıştılar. Nükleer olmasa da olur, merak etmeyin. Çünkü büyük salt karşılığını yalnızca 1.2'lik bir kısmını güneş enerji panelleriyle kaplamak tüm dünyaya yetecek kadar güç üretim yapabilmek demektir. Enerji dünyamız için vazgeçilmez bir usuldur. Modern ve refah yaşamın, bilim ve teknolojik gelişmelerin başak böyle elektrik enerjisidir. Hayatınızdan elektrik enerjisini çıkarınız. Sağlıktan, cep telefonlarınızdan, evlerinizde ve okulunuzda kullandığınız bütün araçları kullanmamak demektir. Dünya tüketim çağında arkadaşlar. Nükleer enerji santrali kurulmalı görüşünü savunan Yunus Emre Anadolu Lisesi, jüriden aldığı puanla bir üst tura yükseldi. Birinci tur elemelerinde karşılaşan Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Abdülhamit Han Fen Lisesi, okullarda karma eğitim olmalı mıdır, olmamalı mıdır konusuyla yarışma heyecanını ikiye katladı. 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri anayasasında değişiklik yaparak tek cinsiyetli eğitim veren okullara devlet desteğini çektiğini duyurdu. Yıllar hızla geçiyor ancak dünya istediği başarıyı bir türlü elde edemiyordu. Bunun üzerine Stetson Üniversitesi bir araştırma yapmaya karar verdi. Bu araştırmada bir karma sınıf ve bir de sadece erkeklerin bulunduğu sınıf oluşturuldu. Bu iki sınıfa bir yıl boyunca aynı öğretmenler girdi ve bir yılın sonunda bir sınav yapıldı. Çıkan sonuçlar ise Amerikalı eğitimcileri şaşkına çevirmişti. Sadece erkeklerin olduğu sınıfta başarı oranı %85 iken karma eğitimde %55 idi. Okullarda karma eğitim olmamalı görüşünü savunan Abdülhamit Fen Lisesi öğrencileri jüriden aldığı tam puanla okullarının adını yarı finale yazdırmayı başardı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Haydi Konuş Bakalım münazara yarışmasının çeyrek final tur elemeleri Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi, Ulurmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hazım Kulak Anadolu Lisesi ve Şehit Ali Er Anadolu Lisesi öğrencileri arasında devam edecek. Öğrencilerin sosyal kültürel yönlerini geliştirmek, öğrencilerin bilgilerini yarışma ortamında pekiştirmeyi sağlamak, öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerinin artırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Haydi Konuş Bakalım çeyrek final heyecanında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve seminer için Aksaray'a gelen kişisel gelişim ve girişimcilik uzmanı Ahmet Şerif İzgören öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi. Ben burada çok değerli öğretmenlerime, değerli müdürlerime, kıymetli öğrencilerimize ve çok değerli jüri üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. Onların işi hayli zor. Gerçekten de iki taraftan tezini çok güzel savundu, anlattı. Bilimsel verilerle anlattı. Elindeki verileri çok güzel aktardı. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Onu söylemek istiyorum. Ve şehrimizin ilerisinde sizlerin böyle güzel yerlere alacağınızı görmek, onu hissetmek, onu gözlerinizde, onu yüreğinizde hissetmek bana ayrı bir çalışma hırsı, ayrı bir çalışma şevki veriyor. Sizden aldığım enerjiyi ben şehri yönetmekte kullanıyorum. Ne güzel, iyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Meclis üyeleri ve parti üyeleri birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Dersi sabote edeceğiz ama bir merhaba demek için geldik. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Ziyaretler kapsamında ilk olarak Somuncu Baba Külliyesi'nde hizmete açılan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde EKPSS hazırlık kursuna katılan kursiyerleri ziyaret eden Başkan Yazgı ve AK Heyet yetkililerden bilgi aldı. Kurs çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Bu ilk mi oldu burada?
Başkanım, geçen hafta başladık. İlk oldu. 22 Nisan'da sınavımız var. 22 Nisan'a kadar hızlandırılmış EKPSS kursumuz devam edecek. Hani çocukların şehirde başka bir alternatifi yoktu. Biz hani güven başkanımla görüştük. Burada hızlandırıldı çocuklarımıza yetişsin diye. Çok güzel oldu. 4 yılda yapılan bir sınav. Hani bu 4 yılda bir yapılıyor. Bu sınava yetiştiremeseydik çocuklarımız 4 yıllık bu imkandan faydalanamayacaklardı. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Daha da hoş gelsin. İyisin inşallah. Nasıl? İyiyiz elhamdülillah. Keyfiniz herhalde. Çok şükür. Senin nasıl? Elhamdülillah. Çalışıyoruz. Nasıl işler? Elhamdülillah. Gün içerisinde ziyaretlerini sürdüren Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İl Teşkilatı üyeleri modernizasyon çalışmalarına başlanan Kapalı Çarşı'da incelemelerde bulundu. Esnafları ziyaret ettiler. Merhaba çocuklar. Kızım başlayan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yazgı ve beraberindeki heyet modernizasyon çalışmaları doğrultusunda esnafın sıkıntı ve taleplerini de dinledi. Aksaray'ın kalbi konumunda olan Kapalı Çarşı'da genellikle kuyumculuk, züccaciye, çeyiz ve tuhafiye üzerine hizmet veren esnaf, projenin bölge esnafı adına bir şans olduğunu, başlayan restorasyon çalışmalarından dolayı mutlu olduklarını belirttiler. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, zemindeki kilitli taşlardan başlanan cephe, zemin ve çatı modernizasyonu yapılacak yenileme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Aksaray Belediyesi Bayrambaba Mahallesi'nde dağ eteğinde bulunan eski mezarlardan yola savrulan taş ve toprak kaymaları sonucunda zarar gören bölgede istinat duvar çalışması gerçekleştirdi. Aksaray merkeze bağlı adını Bayramtepe'si eteklerinde türbesi olan Evliya Bayrambaba'dan alan Bayrambaba Mahallesi'nde eski mezarların bulunduğu bölgede yeni yapılaşmayla birlikte yuvarlanan taş ve toprak parçaları ve bu kaymalarla zarar gören mezarlardan ortaya çıkan insan kemiklerinin yola savrulmasıyla bölgede yaşanan rahatsızlığın ardından Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mezarlık çevresiyle yol güzergahı üzerinde taş istinat duvarı örerek çevre düzenlemesi yaptı. Mahalle muhtarı Ramazan Tekkalan bölgede yaşanan tehlike ve sıkıntıyı anlatarak sorunun çözülmesinde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Burası çok dar bir yerdi daha önceler. Bir araç zor geçerdi. Daha sonra zaten bu arkamda gördüğünüz kısımda da eski mezarlık vardı. Bu duvar çektiğimiz yerde. Mezarlıklar açığa çıkmaya başladı. Yani ne diyeyim, yani insanların kemikleri yola dökülmeye başladı. Haluk Başkanımıza da rica ettik bu konuda. Gösterdik de kendisine. Hemen bir önlem alınması lazım dedik başkanım. Sağ olsun o da hemen ekipleri göndererek tespitlerini yaptı. Daha sonra da işte duvarını çektirdik. Aynı zamanda da zaten yağmur yağdığı zaman bütün dağdaki çamur, çaylak hep yola iniyordu. Yani vatandaşlara da bir sıkıntı oluyordu burada. O yüzden rahatladık. Büyük bir mahallemiz olarak vatandaşlara büyük bir rahatlık olmuş oldu burası da yani. Haluk Başkanımız ilk göreve geldiğinde işte zaten kendisi de demişti bu kenar mahallelerden başlayarak bütün asfaltsız sokak bırakmayacağım demişti. Biz de buna istinaden işte müracaatımızı yaptık. Sayın Başkanım, bizim de mahallemizin işte asfalta ihtiyacı var. Sokaklarımızın çamurdan, tozdan kurtulmasına ihtiyacımız var dedik. Sağ olsun Haluk Başkanım da bunu hemen ekip arkadaşlar yönlendirerek kısa bir sürede geldiği dönemden başlayarak hemen yani diyebilirim ki bizim mahalleden de başladı diyebilirim yani normalde. Bütün ana caddemizi, işte açık olan bütün sokaklarımızı asfaltlayarak mahalle sakinlerini tozdan, çamurdan kurtarmış olduk. Bu nedenle de Sayın Başkanıma teşekkür ederim mahalle halkım adına. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bulduğu her fırsatta esnaf ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Yazgı, belediye meclis üyeleriyle birlikte Kapalı Çarşı esnaflarından Fadime Ay'ı iş yerinde ziyaret etti.
Kapalı Çarşı'da kahvaltı ve ev yemekleri salonu işleten kadın esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kadınların her alanda olmalarından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kadınlarımız artık her yerde en zor işleri bile başarabiliyorlar. Kadınlarımız evde bebek bakımından ev işlerine her alanda başarılı olabildiklerini kanıtlamışlardır." Esnaf ziyaretlerimiz kapsamında kadın işletmecilerimize moral vermek, sorunlarını dinleyip çözüm yolları bulmak için ziyaretlerimiz devam edecek dedi. Aksaray İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü deprem haftası öncesinde afet bilincinin arttırılmasına yönelik yazılı bir basın açıklaması yaptı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bölgelerin hangi derecede risk altında olduğunu gösteren deprem haritasına göre Aksaray deprem bölgesi derecelerinde merkez ve ilçelere göre en az risk bulunan 5. ve 4. sırada yer alıyor. Türkiye'nin deprem haritası incelendiğinde büyük bir kısmının 1. derece deprem bölgesinde olduğu görülüyor. 1. derece deprem bölgesi deprem açısından en riskli bölge olarak kabul edilirken 5. bölge ise en az riskli olan bölge olarak kabul görüyor. Deprem açısından yerleşim yerleri 1., 2., 3., 4., 5. olmak üzere 5 ayrı bölgeye ayrılıyor. Deprem haftası dolayısıyla açıklama yapan Aksaray Afat İl Müdürlüğü depreme engel olunamayacağını ancak depremin zararlarını minimuma indirmek için depreme karşı alınması gereken tedbir önlemlerini sıraladı. Önce yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. İmar planında konuta boşanmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. Büyük binalar betonarme sağlam yapılmalıdır. Binaların yapımında depreme sağlam kaliteli malzeme kullanılmalıdır. Mevcut binaların dayanıklılığı artırılmalıdır. Yapılar yapım sırasında denetlenmeli ve kaçak yapılaşmaya izin verilmemelidir. Evlerinde banyo ve mutfaktaki dolapların kapaklarına sürgü takılmalı, odalardaki dolap, raf ve benzeri duvara monte edilip sabitlenmelidir. Doğal afetlere karşı bireysel tedbirlerin önemine dikkat çeken Afat İl Müdürlüğü, afetlere önceden hazır olma hedefleriyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Sevgili seyirciler, haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.